Şimdi az önce duruş için T40, T41, T42 gibi zaman öğeleri kullanmıştık. Zaten elimizde hazırda bizim T37, 38 ve 39 zaman öğelerimiz var. Acaba onları iki işlerde kullanabilir miyiz? Yani hem devreye girerken hem devreden çıkarken kullanabilir miyiz diye bir soru gelsin aklımıza. Şimdi şöyle bir şey. T37 kaçıncı zaman bölgesiydi? Kaçıncı saniyenin? 5. T37, T38 ve T39'u tekrar yazalım. Tamam mı? Şimdi yine stop'a bastık. Bak buraya. Tekrar stop'a bastık. Stop'a bastığımızda merkez 0.0 devreye girdi mi? Girdi. Düzeltiyorum. Devreden çıktı mı? Evet, çıktı. Devreden çıkınca buradaki zamanlar sıfırlandı mı? Sıfırlandı. Zamanlar sıfırlandığı için şuradaki kontaklar eski yerlerine geldi mi? Geldi. Geldi. İyi de hocam. İyi de hocam. T38'i hem burada kullanacağız, girerken hem çıkarken kullanacağız. Karışıklık olur mu? Girerkenki şart ne? Merkez 0.0. Eğer ben her satırın başına merkez 0.0'ı koyacak olursam, her satırın başına eğer ben sadece merkez 0.0'ın açığını koyacak olursam, bu nedir? Eğer ben T37'yi başka bir dönüşte veya burçta çalıştırsam dahi, şu başlangıç yani devreye girme şartı merkez 0.0 değil miydi elemanı veya devreye sokma elemanı? Evet. Merkez 0.0 açık olacağı için bunun arkasındaki T37, 38, 39'lar istedikleri kadar kontaklarını açsın kapasınlar, aktif yapmayacaklardır çıkışı. O zaman benim dönüşüm veya dönüşüm hangisi? Merkez 0.1. Öyle değil mi? Merkez 0.1. Merkez 0.1. Soru aslında K4M devre dışı kalıyor mu? Evet, zaman sıfırlanıyor ve K4M devre dışı kalıyor. Öyle değil mi? Ondan sonra 0 ve 5. saniye arasında kim giriyor devreye? K3M. Yani soru aslında merkez 0.1 devreye girdi. K3M'yi devreye soktu mu çıkışta? Soktu. 5. saniye zaman veren değil benim. İkinci tarafa bakıyorum. T37. T37 de bunu açtı. İyi de hocam, T37 burada bir işlem yapar mı? Evet, burada bir işlem yapar. Ama merkez 0.0 açık mı? Açık. Ben şu anda hangi merkezdeyim? Merkez 0.1'deyim. Evet. Merkez 0.0'ın devresinde açık olduğunu söylüyor. T37 istediği kadar açsın kapasın. Evet. Etkisi yoktu. Yok. Merkez 0.1'i kapattıktan sonra ne yaptı? T37 bu sefer kimi devreye aldı? K2M'yi. Öyle değil mi? Peki kim devreden çıkarttı K2M'yi? T38. Bakıyorum, yukarıdaki satır ve aşağıdaki şart aynı oldu. Öyle değil mi? Evet. T37 dururken, yani merkez 0.1 devreye girdiğinde T37 5. saniyede burayı kapadı, 10. saniyede T38 açtı. Yukarıdaki şart da aynı mı? Evet. Aynı. O zaman şu aşağı satırı ben sileyim. Sileyim. Şu paralelliği şuradan alalım. Yani merkez 0.0 da girse aynı zamanda çalışacak. Merkez 0.1 de girse aynı zamanda çalışacak. Öyle değil mi? Ondan sonra ne oldu? Kimi kullandım ben burada? T38'i. T39 ne yaptı? Burada kontağını kapadı mı? Kapadı. T39 oradaki kontağını kapatınca K1'i devreye aldı mı? Aldı. Ama K1M'nin de bir süre sonra devreden çıkması lazım mı? Evet. Zaman ölen kaldı. Öyle değil mi? Tekrar bakalım. Zamanları doğru mu yaptın? Yanlış. Bu zaten devreden çıkacak.
Merkel 0.0'da. Ondan sonra ne oldu? Merkel 0.1 bunu devreye aldı. 5. saniyede bunu çıkarttı. Ondan sonra Merkel 0.1 ile 5. saniyede girdi. 10. saniyede çıktı. Öyle değil mi? Evet. 10. saniyede girip 15. saniyede girip çıkması lazım. Yani T38... Ha yanlış yapmışız. T38 bu. T38 bunu kapadı. 39. Tamam mı? T39 kontağını açtı. Anlaşıldı mı? Ne oldu? Stopayı bastığımız anda parlak ne durdu? Evet, istediğim bir şeydi. Stopta yani merkez 0.1 duruşa geçtiğinde kapadı, 5 saniye sonra açtı, devre dışı kaldı, 5 saniye sonra kapadı, yine aynı şartta. 13 saniyede açtı, 13 saniyede kapadı, 15 saniyede açtı. Devre dışı kaldı mı? Kaldı. Ama bakıyorum. Şöyle bir şartımın olması lazım. Merkez 0.0 ne zaman devreye sokuyor zaman öğelerini? Başlangıçta. Stopa geçirdiğim zaman bu zaman öğelerinde durması, tekrar çalışması gerekmiyor mu? Merkez 0.1 yani dururken. Bak buraya, herkes burayı iyi dinlesin. Merkel 0.0 bunları başlangıçta devreye sokuyor muydu? Evet. Sokuyordu. Merkel 0.1 ben aynı zaman öğelerini kullanmadım mı? Kullandım. Aynı zaman öğelerini kullandığımda Merkel 0.1'in duruşları bunları devreye alması gerekiyor mu? Evet. Gerekiyor ama burada şöyle bir sıkıntı çıkacak size. Aynen. Bakın. Bu kontağı açtı. Bu kapalı. Zaman öğelerinin önündeki kontak hiçbir zaman kapanmadı aslında. Bu açtan aşağıya kapatın. Zaman önemli diğeri sıfıra götürür mü? Götüremem. Ama deminden beri sıfır olarak başlıyor. Aynen. Öyle değil mi? Evet. Anlaşıldı mı? Geldi hocam bunu resetledik ama bunu setledik. Bu zamanlar sıfıra gitti mi? Hiçbir aynen. Zamanları sıfıra gitmedi. O zaman bu istediğim gibi olmadı benim. Öyle değil mi? Evet. Çünkü bu açtı bu kapalı. Zaman en son nerede kaldı? 1000'de mi kaldı? 2000'de mi kaldı? Saymasını sürdürecek. O zaman şurada stop dedim ya, stop dedim mi? Buraya stop dediğim yere zaman rölelerini değerini sıfırla gibi bir şey koymam lazım. Yani reset T37 kaç tane var? 37, 38, 39, 3 tane var. 3 tane. Bunu yaptı biliyor musunuz? T37'nin 38'in, 39'un zamanlarını sıfırladı. Tamam mı? Bir sonrakinde burası kapansa da zamanı sıfırdan saymaya başlayacak. Bu ne yaptı biliyor musunuz? Hafıza alanındaki sayısal değere müdahale etti bu. Bu neydi? 3000, 5000, 7000 neyse. Sayıyor ya devamlı. Gitti dedi ki kardeşim sen 2000 değilsin veya sen 5000, 2000, 32.700'den fazla çıkamadın biliyorsunuz onu da. Sen 300, 500 değilsin, sen sıfır oldun. Sıfır olduğun anda tamam bura kapalı. Tamam mı? Bura kapalı. Tekrar bunlar sıfırdan başladı sadece ve sistemi çalışıyordu. Şimdi bu stopa bastığım sürede T37'nin zamanı sıfırda kalır mı? Evet. Kalır. Ancak parmağımı çekerim, bu sıfırlama şartı ortadan kalkar, ondan sonra buraya çalışmaya başlar. Onun yerine buraya bir tane P'yi koymada fayda var. Niye P'yi koyuyorum? Çünkü stopta parmağım olduğu sürece sıfır basıyor zaman rölelerine. Buraya bir yapıyor, sıfır diyor. Bir yapıyor, sıfır diyor. Parmağım bağımlı kalmasın. Şimdi bastığım anda sıfırlasın, parmağımı çekip çekmememe bakmasın o sayma zamanı. Tamam. Şimdi bir başka sıkıntım ne? En son ben kimi almıştım devreye? Merkel 0.1. Merkel 0.1'i nasıl devreden çıkaracağım? Yani benim öyle bir şartım olacak ki Merkel 0.1'i resetlemem lazım. Merkel 0.1'i nasıl resetlemem? T39'un kapalısını bir koyalım bakalım. Açığı koyacağız. Pardon, açığı. Açığı. Bakalım olacak mı? T39'un açığını koydum. Tamam mı? Yok. Devreye girerken T39 sayıyor mu? Sayıyor. T39 150'yi gördü mü? 150'yi gördü. 150'yi görünce burayı kapadı mı? Kapadı. Kapadı. Üste çizeyim.
Sonra kaldırırız. Kapadı mı? Evet. Kapadı. Reset attı mı? Attı. Reset attı. Şimdi reset attı ama şimdi silsileyi izleyelim. Geldi. 150 oldu. Tamam mı? Devam ettik. Stop. Burada herhangi bir işlem yok. Tamam mı? Herhangi bir işlem yok. T39 reset atıyor. Stop'a bastım. Bakın stop'a bastığım anı düşünün. Geldim. Stop'a bastım mı? Bastım mı? Stop'a bastığımda merkel 0.1 setledim mi? İniyorum aşağıya. Burada merkel 0.1 ne yapıyorum? Reset ediyorum. Olmaz. Başa aldım. Hocam zaman sıfıra düştü. Bakıyorum burada. Evet. Zaman sıfıra düştü. Zaman sıfıra düştüğü için buradaki fontanı açacaktır. Reset kalkacaktır. Yalnız siz burayı şu satırla yer değiştirirseniz bu iş olmaz. Şu an çalışıyor. Niye? Stop'a bastın mı? Bastım. Merkez 0.1'i setledim mi? Şurayı görme. Bak burayı görme. Şu elimi koyduğum satırı görme. AT39 kapalı. Kapalı kaldı çünkü zamanı sayıyordu. Reset bastı. Set bastım, reset bastım. Hangisi son görünüyor? Reset son görünüyor. Ha ama arada böyle bir satır var. Bu satır zaman arasını sıfır şey yaptı mı? T37 ile 38'i de 39'da sıfırladı mı? Sıfırladı. Sıfırladığı için bu kontak normalde neydi? Açık. He? Açık. Açık. Kontağı açtı mı? Açtı. Kontağı açtığı için, reset basıyor mu? Basıyor. O zaman motorun devreye girmesi sırasında veya ondan sonra stop'a bastığında bir sıkıntı yok. Bir de bu işi yaparken şu iki satırın yerlerini değiştirin, yapın, çalışmadığını göreceksiniz. Yani. Tamam, sorusu ne? Hocam, şimdi biz şurada şu zaman aralarını resetlediğimiz kısımda şu. Orayı şeyden önce almamız gerekmez mi? Nerede? Şu üst stop kısmında. Alabilirsin, çok fazla bir şey değiştirmez. Dene. Hocam diyor, şunu diyor, şu satırı sen yeni değiştireyim. Yani hocam, çünkü hani zaman aralarını yani sıfır zaten daha önce mesela hani hocam en şey merkez 0.0 ile merkez 0.1 ilk önce şuradan şey yapacak ya. Tamam. Oradan kapadığın zaman açarken sorun olmasın yani. Olmaz. Zaten şuna bakmıyorum. Bura her zaman kapalı. Bunu niye koydum biliyor musunuz şu başına? Bunu koymamın nedeni şu PLC run yaptığımda buraya bir şey koymam lazım. Çünkü run yaptığımda saymaya başlayacak. İstemiyorum bunu. Tamam mı? Zaten ben bunu dışarıdan müdahaleyle zamanları sıfıra çekiyorum. Burada kontağa çok fazla baktığım yok. Hocam, bir soru daha sorayım. Şimdi yani, bir tane tam şimdi asıl, şimdi o en 0.1'i kapadığı zaman setledik yani üst kısımda. Diyor ama D-4 ile setledik. Şimdi PLC'de yukarıdan aşağı doğru okuyor. Setledikten sonra... Şunu diyorsun. Evet, şimdi setledikten sonra biz bir de aşağı gidip zaman yönlerini resetlerse bu etkilemez mi? Zaman yönlerini resetlemesek mi bunları? Hayır hocam ama sonuçta o M0.1 şurada. Tamam, resetledim burada. Dön bir sonraki döngüye. Bir sonraki döngüye geldim ve zaten kapalı bura. Kapalı ama bunların her birinin değeri 0'dı. Değeri 0'dı. 1, 2, 3, 4 diye saniye başlıyor. Tamam. Dediğim gibi şunun üstüne alırsanız bu satırı, bu en son kapalıdır. Tamam mı? T39'un resetlendiğinden bu kapalı kontağın haberi yoktur. Altta resetlenecek çünkü. O dediğiniz işlem olmaz. Sıkıntı yapar. Tamam mı? Hocam bir çevrim boyunca biz bir çevrimin içinde M01'i bir setledik bir de resetledik. Burada mı? Evet. 5-5. Kapalıydı. Kapalıydı en son hali. Bastım setledim mi? Evet. Setledim. Ben basıyorum reset basıyorum ben. Yani T39 devreye girdiği andan itibaren reset basıyorum. Bana lazım değil zaten merkez. Devreye giriş sırasında lazım değil. Öyle değil mi? Bassın reset. Benim için sorun değil. Tamam mı? Şimdi
T39'u kapadı. Reset basıyor. Şimdi hocam bir kare seti bastık Merker. Tamam, burada gitti hafıza alanında. Bunu bir yazdı mı? Yazdı. Atlıyorum ara sıfırı görmeyin. Buna geldi. T39 kapalı. Tamam mı? Buna gitti sıfır yazdı. Ev hocam seti diyemedik. Tamam da. Bu neden dolayı kapalı? T39'un 150 miydi? 150'den büyük olmasından dolayı kapalı değil mi? T39 150'den büyük diyor, ben o kontağı kaparım diyor. Öyle değil mi? E şimdi aşağıya arada bu satır var. Şimdi bu satırı görün. Diyorum ki ben, zaman belirli kardeşim, ben sıfırladım. Bu sefer ne oldu? T39'un değeri sıfır oldu mu? Bu şart sağladı mı? Sağlamadı. Sağlamayınca buraya açtı. Aşağıda reset atamadı. Reset atamayınca en son attığı değer buraya. Tamam. Başka? Tamam.